Hocam merhaba. Fillerin geçmiş halleriyle ilgili bir iki sorum olacaktı da. Sor sor. Grin kelimesinin geçmiş hali nedir hocam? Grind. Ede ekliyoruz. Çok iyi. Peki hocam pin kelimesinin geçmiş hali nedir? Pinned. Müthiş. Sonraki sin. Sin. Yine ede ekledik. Mantığı severim hocam. Bir sonraki win. Won. Hadi ama. Ona da ede eklersek insanlar rüzgar anlamına gelen wind var ya onunla karıştırır işte, karıştırmasın diye. He, bir mantığı varmış demek. Peki hocam son olarak read. Red. Red mi? Red. Öyle olursa insanlar red, kırmızı renk ile karıştırmaz mı hocam? Red, kırmızı, red okudu. İkisinin de telaffuzu aynı olur. Karıştırmazlar. Onların yazılışları farklı. Renk olan red, R-E-D. Okudu. Okumak fiilinin geçmiş hali ise R-E-A-D. Olur mu hocam? R-E-A-D, read ya, şimdiki hali öyle. Ve geçmiş zamandaki hali de R-E-D, read. Yapmayın hocam, ilk başta ne güzel E-D, ekleye gidiyorduk. Niye sonlar hep böyle oluyor hocam? Hadi beni bırakın hocam, çocuklara nasıl anlatıyorsunuz bunları? Ya, İngilizcenin güzelliği işte.